Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem BİM'de satılacak olan hem de özellikleri böyle aşırı kötü olmayan bu dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Sonra da size hediye edeceğiz. Çağdaş, BİM'de satılacak, BİM'den alınır alınmaz, yetişilir yetişilmez, orası ayrı. Biz BİM'den almadık. BİM'deki fiyatı 1800 TL arkadaşlar. Biz de bunu 1900 TL'ye aldık. 799 TL hocam. Aynen, o bir kuruşun hatırı büyüktür bizde. Ya öyle orada bulamazsınız. Aman tanrım, çıldırmalık bir durum yok. Dışarıdan 100 liraya falan. Tabii kovalarsan bu fiyata da bulursun yani. Çok böyle fazla teknik özellik bilmem ne ıvır zıvırısına girmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt olarak bir performans değerlendirmesi olacak bu video. Zaten teknik özellikleri yazdık şu an ekrana. Oradan görebilirsiniz. Aslında işin özeti şu. BİM'de satılan 1800 liralık bilgisayarla neler yapılabiliyor, neler yapılamıyor, bunu görmek istiyoruz. Aynen. O zaman madem öyle, direkt kamera sırtımıza gelsin, bir performansına bakalım. Şimdi masamıza geçtik arkadaşlar. Önce tabii ki de oyunları deneyeceğiz. Ayarları Çağdaş en düşüğe getiriyor. Çağdaş bak, orada ben orta görüyorum. Çok yüksek diyor. Gaza geldi. Olmaz. Şimdi değişiklikleri bir uygulayalım Çağdaşçığım. Zaten ekranın çözünürlüğü 720p. Otomatik olarak 720p'dir çözünürlük. Oynayamıyoruz onunla da. Şöyle bir savaş oyununa bir girelim bakalım. Silah yarışına girdim. Mouse bende. Ama hadi şimdiden bakalım. Kasıyor. En düşükteyiz değil mi? En düşüğün de en düşüğündeyiz. Daha da düşüğü yok artık yani. Şimdi haritanın bir sonuna denk geldiysek bir de diğer harita için bekleyeceğiz. Bir de diğer, evet, o da var. Senin dediğin başımıza geldi. Hadi bakalım kaç FPS alacağız? 9. Oynayabileceğiz mi? Evet. Bu mu? 3 FPS, 6, 2, 7 FPS ile yaşam mücadelesi. Ben de ateş edeyim. Şurada bakalım. O bizim adam. Aha, paket. Ama ölünce FPS güzel. 25'lere çıkıyor. Bak şimdi de biraz toparlandı. Bence şurada bekleyelim biz abi. Geleni vuralım. Aha, vurduk buna. Yok. Ya oynanmıyor. Zorlamaya gerek yok. Tabii ki de yani. 15 FPS. Ya bunu ne yapacağım biliyor musun? Evde duracak bir yer. Komşu çocuğu gelince koyacaksın önüne. Vereceksin, çıldırsın çocuğu. Oyundan soğusun. Aynen. Bir daha da hiç oyun oynamasın. Bir daha size de gelmez. Bir daha da demesin. Bu anne baba Lütfi abilere gidelim demesin. Gel, çık abi. Sıradaki oyun. Evet, PUBG'yi tıkladık arkadaşlar. Bir 15 dakika oldu. Yok, bekliyoruz. Abart sen de yani. Tamam. 15 dakikası 5 dakika. Ya. Geldi iki gözümün çiçeği. Yüzüne tokat gibi çarptı PUBG'nin ana ekranı. Her şey çok düşükte. Daha da düşük diye bir seçenek yok. Yok. Antrenman moduna katıldım. Evet. Mesai saatinin bitimine yakın PUBG açıldı arkadaşlar. Şimdi ertesi gün sabah içinde sağa dönüyorum. Yok abi, hiç şey yapmıyorum ya. Girmeye bile gerek yok. Bir dakika diyor. Hemen öyle alamıyorum diyor. Yok oynanmaz, zorlama ya. Ben vazgeçtim ya. Bir zahmet abi. 20 dakika beklediğimiz oyundan 2 saniye içinde çıktık. Son olarak arkadaşlar. O ne orada? GTA 5 mi gördün? Evet, bir GTA 5 deneyelim Çağdaş. Yüklemek için bekledik epey. Hadi oğlum. Biz seni hangi bilgisayarlarda çalıştırdık? Tekrar açtık. Çağdaş ne diyor burada? Diyor ki minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor diyor. O yüzden fazla zorlama diyor. O zaman ben oyun faslını kapatıyorum. Kapatalım. Normal interneti bir gezinelim. Aynen. Şimdi Chrome deneyimi de bakacağız arkadaşlar. En nihayetinde bu bilgisayarda tabii ki de oyun oynama gibi bir iddia olmayacaktı. Orası zaten en başından beri belli. Çünkü çok düşük konfigürasyonlu bir bilgisayar. Bunun esas amacı internette gezinmek aslında. Yani bir ödev amacıyla olabilir. Bu arada internet kablosunu taktık. Hani internetle ilgili bir çelişki yaşamayalım diye. Web Tekno.com'a giriyorum hocam. Abi bakalım. Bak, internette bir sıkıntımız yok. Cayır cayır açılıyor. Görseller birazcık geç yükleniyor. Şöyle 2-3 tane haberi yeni sekmelerde bir açayım bakalım. Geldi. Görseller yüklendi gibi. Girip haberinizi falan okuyabilirsiniz ama öyle çılgın akıcı bir durum yok arkadaşlar. Sekmeyi açayım hemen yüklensin vesaire gibi bir durum yok ama mesela ödev hazırlayabilirsin bunlara rahat rahat. Bir yazı yazabilirsin. Metin yazabilirsin. Yani şöyle iki tane yan yana bir şeye bakıyorsun. Bakarsın abi. Bakarsın. Çok zorlamaz. Bir de bir video deneyimine bakalım istersen. Bakalım. Çok genel anlamda bir kasma var ya Çağdaş. İyi bakayım son videoyu. Evet, tam ekran yaptık. Şöyle Full HD alayım mı? Al bakalım. Tam bunun ekran 720p ama bunu mesela akıcı ya Çağdaş. Çok kötü değil arkadaşlar. Çünkü daha önce çok daha kötüleri gelmişti bize. Yani videoyu bile izleyemiyorduk hatırladığım kadarıyla. Yani söylediğim gibi abi, günlük kullanım deneyimine de baktık yani. Bakınız arkadaşlar, Windows 10 Home'la birlikte geliyor. İçinde en azından lisanslı bir Windows var. Boş gelmiyor. AMD A9 işlemcisi var. 9420. Ondan sonra 4 GB'lık bir belleğimiz var. Grafik kartı olarak yine AMD R5 var. Bunlar bayağı tabii ki hepsi giriş seviyesi. Çok düşük. İçinde bir adet SSD var. Orası bence önemli. Evet, işte 250 GB SSD var içerisinde, şurada gördük. Artık bence geçelim karşıya. Haydi bakalım. Genel yorum yapalım. Evet Çağdaş. Ne GTA oynandı be. Yani arkadaşlar, öğrenmiş olduk ki çok oyun için uygun bir makine değil kendisi ama gündelik ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Aynen ya da öyle. Haberleri okursun, bir ödevin varsa onu yaparsın, internette surf'ünü yaparsın, videonu falan filan izlersin. Aile büyüğüne hediye edilebilir ya da üniversiteye başlangıçta daha düşük bütçeli sizi kurtaracak bir makine arıyorsanız bence bu makineyi tercih edebilirsiniz ama çok bir oyun hayali kurmayın. Çok az da giriş çıkışlarından bahsedelim. Videonun zaten sonuna geliyoruz arkadaşlar. Görüntü görüntüyü HDMI üzerinden başka bir yere aktarabiliyorsunuz. Burada 2 tane USB, bir de A kablosu sokabileceğiniz bir yer var. Ayrıca kulaklık girişleri de hemen burada, şarjı falan da buradan yapıyoruz. SD kartlarınızı buradan okuyabiliyor. Onun hemen yanında da bir tane daha USB var. Neyse, başka da bir giriş çıkış yok zaten. Yok arkadaşlar, öyle standart bir dizüstü bilgisayar kullanılabilir diyelim ve ufak ufak videomuzun sonuna doğru gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de satılacak olan uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayarla neler yapılabilir ona bakmayı istedik. Bence de baktık. Eğer arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Bir de kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa onu da hemen aşağıdan yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz. Bu arada çekilişle ilgili detaylar da yine açıklama kısmındaki bağlantıda yer alıyor. Onu da belirtelim. O zaman arkadaşlar başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.